Yuva yıkanın yuvası olmaz tepkileriyle 2017 yılında dünya evine giren Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çifti, evlendikten 1 yıl 2 ay sonra ani bir kararla boşandı. Ve 9 yıllık birliktelik sadece 8 dakika süren duruşma ile jet hızında noktalandı. Boşanma kararı aldılar haberleriyle uyandığımız güne, peşi sıra bu haberleri Acun'un doğrulaması, çiftin adliyeye gelmesi ve davanın tek celsede bitmesi ve hatta Şeyma Subaşı'nın fotoğraf bile paylaşması o kadar hızlı gelişti ki bir anda bu konu günün en çok konuşulan haberler arasında kendine yer buldu. Peki sebebini reytinge bile bağlayanların olduğu bu ani boşanma kararı nasıl ortaya çıktı? Ve çift neden bir anda boşandı? İşte tüm iddialar. İlk olarak boşanma haberlerinin kaynağı Gelinim Olur Musun programıyla ünlenen Semra Kaynana'nın gelini Sinem Umaş oldu. Boşanmanın gerçekleştiği günden bir gün önce akşam saatlerinde attığı tweet bir anda ortalığı karıştırdı. Şeyma Subaşı aylar önce Çağatay Ulusoy'la bir mekanda eğlenip sonra evine gitmişler ve kameralara yakalanmışlardı. Acun bu haberi asla yayınlatmadı. Ben de şaşırmıştım. Oha neden boşanmıyor diye. Acun da bu sırada Defne Samyeli'nin kızına Londra'da ev almış. Vallahi billahi rezillik. Diyen ve daha sonra attığı bu tweet'i silen Sinem Umaş bu kez de başka bir iddiada daha bulundu. Acun medyadan kendisini aradıklarını söyleyen Sinem Umaş, Acun medyadan arayıp paylaşımı silmemi, boşanmalarının bu konularla alakası olmadığını söylediler. İftira atıyorsunuz dediler. Paylaşımı silmezsem de dava edecekler sanırım şeklinde yeni bir paylaşım yaptı. Yani boşanma haberini tutturan Sinem Umaş, Acun Ilıcalı'nın Deren Talu, Şeyma Subaşı'nın da Çağatay Ulusoy ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Konunun muhataplarından ilk açıklama Defne Samyeli'nin güzelliğiyle dikkat çeken kızı Deren Talu'dan geldi. Çok şaşkınım, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşında ailemle gittim. İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum. Ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz, dedi ve peşi sıra bir açıklama da Şeyma Subaşı'dan geldi. Şeyma Subaşı açıklamasında, Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevren tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Çağatay Ulusoy'un göğsündeki dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı ile boşanmalarına bu fotoğrafı paylaşarak tepki veren Şeyma Subaşı, şimdi ise sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan hayırlı olsun yorumlarını beğenerek rahat tavırlarını sürdürmeye devam ediyor. Zaten duruşma bittikten sonra hemen sahibi olduğu kafeye giderek fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, keyifli görünmek için elinden geleni yapıyor. Bu keyfin sebebi de sosyal medyada aldığı aylık 125 bin nafakaya bağlanıyor. Üçüncü eşinden de ayrılan Acun Ilıcalı, yeni bir aşka yelken açıp tekrar nikah masasına oturacak mı bunu zaman gösterecek. Erkek evlattan tutun da aldatma senaryoları, Şeyma'nın giyiniş tarzı ve rahat tavırları, Acun'un kıskançlık krizleri gibi ortaya atılan iddiaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.